Kimin sualı var mı? Auditoriyada sual var. Yaxınlaşın zəhmət olmasa Seyran. Auditoriyadan suallar gələnə qədər bir də bayaq Akan Bey'in dediyinə bir dəstək olaraq deyim ki, müştərilərimiz 6 il gələcəkdədir, amma biznesinde ehtiyacı hal-hazırda məsələn yeni növ mütəxəssislərədir ki, onların da indi bazarda tələbatı, yəni tələbat var, mütəxəssis azdır. UX dizaynerlar, UX copywriterlar, yəni o qədər yeni data injinerlərdən tutmuş analitiklərə qədər o qədər yeni peşələr yaranır ki, onların PO'lar, məsələn PO product ownerlar hal-hazırda bazarda yoxdur. Ona görə məsələn burada bir çox mütəxəssislər var, amma gənclər də var. İxtisas istiqamətində düşünməyə dəyər. Çünki bazar dəyişir. Grandmaster var, ihtiyac, o product ownerlar. Əgər əvvəl yalnız developer axtarırdıqsa, hal-hazırda developerlarla yanaşı analitiklər axtarırıq. Dizaynerlər, UX, UI dizaynerlər axtarırıq, product ownerlar axtarırıq. O baxımdan yəni düşünməyə dəyər. Sual buyurun. Hər kəsə salam. İlk öncə təşəkkür etmək istəyirəm sizi, gözəl çıxışa görə. Günel xanım, sizə bir sualım var. Üzr istəyirəm, özümü təqdim eləmədim. Adım Elnaydır, Elnay Muradov. Sualım, iki dənə sualım olacaq. Birincini verəcəm, sizdən cavab gözləyəcəm və sizin cavabınızdan asılı olaraq, yəni ikinci sualı verəcəm. Siz danışdınız, çox gözəl görürəm, sizə uğurlu keyslər olub Kapital Bankda. Görürəm ki, yəni bir mən də bir digital sahəyə çox yaxınlığım olduğuna görə görürəm ki, siz bəzi toollar istifadə edirsiniz digital reklamlarda, marketinqdə ümumiyyətlə. Hansı ki, risk eləyərəm demək ki, Azərbaycanda heç 95% şirkətlər həmin o toolları istifadə etmir. Yəni söhbət gedir A/B testdən, söhbət gedir CBO reklamlardan və s. və bəlkə də bilirlər başqa şirkətlər təbii ki bu tullar haqqında, amma sadəcə olaraq bəlkə budget, bəlkə investor tərəfindən, bəlkə niyəsə görə yəni bu yolu seçmirlər. Amma siz danışırsınız uğurlu keyslərdən ki, sizdə müəyyən testlər olub, bu testlərin nəticəsi əsasında siz müəyyən yollar seçdiniz və sizdə misal üçün ROI qalxdı, misal üçün konversiya qalxdı və s. Amma sırf Kapital Bank haqqında uğursuz keyslər var mı, olub mu sizdə və onlar haqqında eşitmək istəyərdim və sizin cavabınızdan sonra bir dənə də sual verəcəm. Əlbəttə ki, uğursuz keys, yəni mən marketinqdə artıq çox uzun müddətdir ki, işləyirəm və uğursuz keys əlbəttə ki, olub. Olub ki, məsələn, hansısa kampaniyadan gözlənti olub ki, bu qədər olacaq, amma o gözləntini əldə etməmişik. Və yaxud da, yəni, əgər sales related bir şey qoysaq qırağa, məsələn, image related nəsə də ola bilər, yəni, hansısa reklam çarxları ola bilər ki, məsələn, gözlənti bir olub, amma nəticə o həmin gözləntini qarşılamayıb. O keyslərdə sadəcə olaraq nə edə bilərik? Yəni, biz özümüzü təhlil eləyə bilərik və o keysin uğursuz olmağının əsas səbəblərini araşdıra bilərik və növbəti dəfə onları sadəcə təkrarlamamağa çalışmalıyıq. Məsələn, mən orada sales funnel-ı göstərəndə də, məsələn, mən qırılmalardan dedim, hansı mərhələdə nə qədər müştəri qırıldı, neçə faiz harda itki oldu, amma onu biraz dərininə baxanda, məsələn, biz trafikdə görürdük ki, tutalım, web-sayta trafik var, amma web-saytdan bizim artıq arxada core sistemlərimizə keçidlər yoxdur. Yəni, görünür ki, uğurlu bir satış baş verə bilərdi, amma faktiki olaraq bu baş vermir. Bu halda biz sadəcə oturduq, bütün journey-i həqiqətən də o
ona bağlı bütün məsələləri bir-bir, yəni üstündən keçmədən, yəni bir-bir incələdik və nəticədə itkinin səbəbini aydınlaşdırdıq və onu aradan qaldırdıq. Bunun üçün də vizualizasiya tulları çox kömək edir. Yəni bəzi alətlərə invest eləmək lazımdır. Bəzilərinə çox da invest eləmək də lazım deyil. Sadəcə götürüb tətbiq eləmək lazımdır. Çünki Google'ın verdiyi imkanların əksəriyyətini hal-hazırda pulsuz istifadə eləmək olar. Pro versiyasına keçmək üçün də çox böyük büdcələr tələb olunmur. Belə. Tamam, mən eşitdim sizin cavabınızı. İkinci sual. Mən sizə dedim ki, bəs hansı uğursuz qeyslərinə siz rastlaşmışsınız? Ola bilsin, siz dəqiq bilmirəm burada yazılıb ki, siz Capital Bank Marketing Expert Marketing Lideri-siz. Ola bilsin, siz də İmumi Marketing Direktoru başqa insandır. Sadəcə olaraq, yəni reklamdan, digital reklamdan başqa olaraq sizin reklamın arxasında duran operation komanda var. Hansı ki sizin yəni təriflədiyiniz məhsulun icrasını etməlidirlər. Və mən özüm şirkət nümayəndəsi kimi danışmıram, adi user kimi, user bir experience-ım mənim olub uzun müddətdir Capital Bank-la, eyni zamanda kəsati başqa banklarla da. Və necə deyələr, sizdə aydın məsələdir ki, bir global bank olaraq böyük bir budget var, komanda var, hansı ki, reklamla məşğullar, marketinglə məşğullar. Sadəcə olaraq, yəni dəfələrlə mən rastlaşmışdım ki, sizin app-lə belə deyim, problemlər yaşamışdım. App dəfələrlə işləmirdi. Bir dəfə yolda qalmışdım app-ə görə. Bir dəfə yoldaşım yəni bir yerdə idi və ona pul təcili olaraq göndərməli idim və app işləmirdi. Yəni o qədər əsəbləşmişdim. Üzr istəyirəm, sualı konkretləşdirə bilərsiniz auditoriyanın zamanı. Bəli, bəli. Sualım ondan ibarətdir ki, yəni siz dayanmadan reklam edirsiniz. Amma siz fikirləşmirsiniz ki, Capital Bank-ın operation tərəfi və əsas da IT komandası bu reklamın dalınca çatdırmır. Gəlin, onda sizin sual iki hissədən ibarət idi. Capital Bank-da marketing rəhbəri mənəm. Hal-hazırda tim də buradadır. Yəni uşaqlar buradadır. 35 nəfər. Timi bir alqışlayaq gənclər. Eyni zamanda marketing deyəndə biz təkcə vizual tərəfi yox, həmçinin də kampaniya tərəfi var onun, produkt tərəfi var onun. Əlbəttə ki, bizim miqyasda, məsələn, hal-hazırda bir bankın download sayı 4 milyon yarımı keçib. Aktiv userlarının sayı 2 milyondan yuxarıdır. Bu, bazarın 60%-i deməkdir. IT komandalar, yəni bizim çox böyük IT komandamız var və o həmin downtime-lar olanda onlar, inandırım sizi ki, gecələri də işləmirlər ki, o downtime-ı aradan qaldırsınlar. Və bu problemlərdən məlumatımız var və hal-hazırda bir bankın, belə deyək də, back, endi mi deyim, ya necə deyim, yəni bir bankın operational sistemini təkrar, yəni optimallaşdırma işləri gedir və onlar bitdikdən sonra sadəcə olaraq biz merge eləyib yeni sistemə keçəcəyik və bəzən isə bu problemlər yaranır ona görə ki, biz hansısa bir belə deyək də, proqram təminatından bir üst level-a keçirik. Yəni, miqrasiyalar baş verəndə bu, Azərbaycan üzrə miqyaslı problemlərə səbəb olur. Çünki bizim bazamız 100 mindən ibarət deyil də, hal-hazırda 5 milyon kartholderımız var və bu 5 milyon kartholderın məlumatını bir operational sistemdən digərinə keçid eləyəndə, yəni, nə qədər də, nə bilim, ideal işləsə komanda onu tam icra eləmək yenə də çətin olur. Yəni, mümkün deyil bu. Çalışacaq ki, downtime-larımız olmasın. Bu bizimki dəyərlərdəndir. Ümid eləyirəm, tezliklə də əldə eləyəcəyik onları. Təşəkkür edirəm sual üçün. Mərkəz masadan bir xanım əl qaldırmışdı. Biraz əvvəl gördüm. Sual var idi. Okey. Başqa sual olan var mı? Öncelikle teşekkürler tecrübelerinizi paylaştığınız için. Benim sorum Akan Bey'e.
Şimdi biz bu büyük businesslar olarak her zaman böyle ana işlerimizi çok büyük ölçeklerde böyle büyük büyük yapmakta çok iyiyiz. Ama konu inovasyona geldiği zaman onları da yapıyoruz. Ama bir yandan da tabii ki yatırımcıların gözünde o inovasyonları hani ne kadar sürede başarıya ulaştıracaksın ya da belki 10 tane inovasyon yapacaksın, 2 tane tutacak gibi böyle soru işaretleri var. Bunu zaman zaman marketingçiler olarak biz de yaşıyoruz. Burada yani dünyada ya da bu coğrafyada bir oran var mıdır? Yani yapacağımız işin ne kadar inovasyon olmalı ya da ne kadar deneyip yani kaç tane olta atıp kaç tane balık tutmalıyız? Biraz bu konuda daha böyle rakamsal bir şeyler varsa tecrübelerinize çok seviniriz. Teşekkür ederim. Şöyle bir örnek vereyim. Eti'nin ürünlerini çok sevildiğini biliyorum Azerbaycan'da. Eti'nin 550 tane delist edilmiş SKU'su var. 550 tane. Bu da ne demek? 550 kere denemişler, 550 kere öğrenmişler. Bunun için Eti bugün hem Türkiye'de itibar anlamında hem burada hem dünyada çok iyi ve önde giden bir marka. Dolayısıyla bizim sektör öyle. Deneyeceğiz, hata yapacağız. 10'da 8 bu arada, onu da söyleyeyim. Her 10 trial'dan 8'i çöpe gidiyor. Bu arada bir taraftan da bizler bunun için varız. Bu trial'lar bu kadar çöpe gitmesin diye varız. Ama trial yapmadan da olmaz. Ama şunu da ekleyeyim. Özellikle Covid'den sonra zihinlerimiz çok yorgun. Çok. Yorulmuş bir zihne sürekli inovasyon yapmak da iyi bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Seçim mimarisi var beynimizde. Seçim mimarisi çözüme en kısa yoldan gitmenin yolu demek. Çünkü beynimiz toplam beden ağırlığımızın %2'si, enerjimizin %35'ini harcıyor. Dolayısıyla şu anda o kadar zihnimiz yorgun ki çok enerji harcıyor. Harcadığı için de enerjiyi azaltmak istiyor. Onun için çok inovasyon görmek istediğimiz bir dönemde değiliz. Ama bu inovasyon yapmayın anlamına gelmez. İnovasyon yapın ama inovasyonu nasıl kurguladınız çok önemlidir. Doğru bir gruplama yapmanız lazım. Taşıyıcı ürünlerinizle tüketicinin doğru karşılaştırma yapmasını sağlamanız lazım. Taşıyıcı ürününüzü zenginleştirebilirsiniz. Onu yeni bir SKU'sunu çıkartabilirsiniz ama taşıyıcı ürününüzün orada bir taşıyıcı kolon olduğunu tüketicinize hissettirmeniz gerekir. Mesela ben bugün genel pazarlama konuşmadığım için, data konuştuğum için ama gamification bunun için vardır. İnsanları daha gamification üzerinden SKU'lar anlatmak, daha çok şey anlatmak ama özetle şunu söyleyebilirim. Bu dönemde devrimsel, disruptive inovasyonlar yerine biraz daha contemporary inovasyonlarda kalmak daha akıllıca olabilir. Neyi kastediyorum? Packaging'de yapacağınız küçük değişiklikler, daha modern ürünler çıkartmak, daha pratik çözümler çıkartmak daha iyi olur bu dönemde. Yepyeni ürünler, yepyeni segmentler çıkartmak yerine. İnovasyon bir denge meselesi. Abartmamak gerekir. Abarttıkça tüketici yorulur. Ama hiç yapmamak da sizi çok geride bırakır. Onun için size önerim bu devirde özellikle daha contemporary dokunuşlarla, daha var olanları daha o küçük dokunuşlarla, daha inovatif dokunuşlarla bir yere getirmek daha iyi olur. Ama az evvel söylediğim gibi Eti'nin elinde 550 tane delist ettiği SKU var. İnovasyona harcanan para çok üzülecek bir para değildir. Tamam mı? Yani öğreniriz. Yaptığımız her harcama başarılı olmasa bile öğreniriz ve bizim için bir know-how'dur. Onun için 10'da 8 deniliyor. 10 tane şeyden, inovasyondan 8 tanesi, sadece 2 tanesi tutuyor, 8 tanesi tutmuyor. Bizim de işimiz daha çok tutulmasını sağlamak açıkçası. Bir elave, Visa şirketinin rehberi D-Hook böyle bir şey demiş. Önemli olan yenilik ve inovasyon değil, önemli olan köhne bildiklerini unutabilmek meselesi. Visa de. Son mesela arka masada bir sual var idi. Buyurun. Hikmət adım biraz qabaq özümü təqdim eləmişdim. Akan bəy, gözəl və özəl sunumunuz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. İki sualım var mənim. Bu sahədə, məsələn, bilincaltının okunması, üzə çıxarılması, bu neuromarketingin də bir üst səviyyəsidir. Üçün hər hansı bir təlimlər siz verirsinizmi Azərbaycanda? Əgər vermirsinizsə, kimi məsləhət görürsünüz, kimə müraciət eləyək? Birinci sualım budur. Biz İkinci soruyu almadan cevap vereyim ben. Evet, vereceğiz bu hizmeti.
Bu arada zaten Könül bizim country direktörümüz. Onun için o kadar iyi anlaşıyoruz. Bakmayın siz aynı şirkette çalıştığımız için. Dolayısıyla aynı hizmeti burada da vereceğiz. Ama öncelikle şey yapmamız gerekiyor. Tabii ki Azerbaycan'ı kültürel olarak, antropolojik olarak anlamak. Buraya yaptığımız yatırımlar var. Anlamaya çalışıyoruz. Kendi yaptığımız yatırımlar var. Çünkü bir veriyi, bir bilinçaltı verisini okurken kültürü anlamamız lazım. Çünkü bir taraftan da culturally relevant şeylerden bahsediyor olmamız lazım. Yani ben az evvel anlattığım su ile olan ilişkisi dedik ya, su ile olan ilişkisi bilmem lazım ki oradaki suyun ne anlama geldiğini öğrenebileyim. Tabii ki bu global database'lerimiz var ve bu şöyle söylüyor ZMET metodolojisi, yeterince deep down inerseniz zihinde insanlık aynı şeyleri düşünür. Aslında yüzeysel metaforlarda farklılaşılır, culturally relevant şeyler vardır. Ne kadar daha derine inerseniz insanlık orada ortak şeylere gelir. Biz şu anda şey aşamasını yavaş yavaş geçtik gibi sayıyorum. Daha biraz işlerimiz var yapacağımız ama Azerbaycan kültürünü tanımak, Azerbaycan insanı tanımak, Azerbaycan hayat tarzını tanımak. Yavaş yavaş o seviyeye, o noktaya doğru geliyoruz. Çok kısa zamanda bu hizmeti burada vermeye başlayacağız. İkinci sorum, Metaverse hakkında konuştunuz. Herkes Metaverse'den konuşuyor. Yani bundan bir 10 yıl önce de onu konuşuluyordu. Bir ara durdu, şimdi yeniden konuşulmaya başladı. İşte Facebook, Instagram olmayacakmış, herkesin avatarı olacakmış. Artık bir 20 milyon avatarın da orada gezdiğini biliyoruz. Ben korkuram ki gelecekte böyle təqdimatları bizim yerimizde de orada avatarlarımız otursun. Hatta ondan da korkuram. Sualım belədir. Siz ne kadar Metaverse'e inanırsınız? Eğer inanırsa orada bir torpaq sahəsi almışsınız mı? Almışsınızsa oranı bize deyin, biz de sizinle komşu olalım. Hala bir şey almadım. Arsa almadım. Şöyle bir örnek vereyim. İsminiz neydi? Çok özür dilerim. Adınız neydi? Hikmet. Hikmet Bey. Şöyle bir örnek anlatayım size. Geçenlerde Habertürk'te bir programa katıldım. Yorumcu kadın bana dedi ki ama bu nasıl bir dünya? Burada hiçbir şey gerçek değil. Ben de şey dedim sunucuya, evet ya nasıl böyle gerçek olmayan bir dünyada yaşayacağız? Sonra bir sessizlik oluştu. Durduk ve anladık ki bizim için gerçek olan bizim için. Yeni jenerasyon, alttan gelen genç jenerasyonun gerçeklikle farklı bir ilişkisi var. Onun için ben o günden sonra diyorum ki kendimize, bu arada bu salondaki de herkese, biz son Mohikanlarız. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz offline'da doğduk, online'a düştük. Biz hala gerçek karşılaştırmasını yapabiliyoruz. Biz şöyle diyebiliyoruz. Gerçek offline dünyada yaşanır. Bu gerçektir diyoruz. Ama yeni jenerasyonun hiç offline dünyası olmadı. O online'da doğdu. Dolayısıyla gerçek nedir sorusu bizler için ve onlar için farklı şey. Onun için gerçeği kendi tarafımızdan bakmamamız gerektiğini o sahnede ikimiz de öğrendik. Şöyle söyleyeyim, Metaverse ile ilgili Metaverse tutmak zorunda. Çünkü para o değeri yaratacak. Buna bu arada basit anlatalım, çok kompleks anlatılıyor. Metaverse sanal, kamusal alan. Kamusal alanda ne yapıyorsak sanalda yapalım. Tutmak zorunda çünkü para değer bulmak zorunda kendisine. Ama şahsi fikrimi söyleyeyim, o Facebook olmayacak. Facebook kendisine Meta demiş falan. Facebook yaşlandı şu anda. Gençlik Facebook'a gitmeyecek. Ama yeni meta şirketleri gelecek ve bunlardan bir tanesi tutacak. Ha ben bundan hoşlanıyor muyum? Bununla ilgili kitap yazdım ve hiç hoşlanmadığımı da söyledim. Ama bu biz son jenerasyonuz. Bizim işimiz bu yeni jenerasyona birazcık farkındalık ve yön vermek. Çünkü bizden sonra bu gerçekle sanalı kimse sağlıklı karşılaştırmayacak. Dolayısıyla bizim görevimiz onlara yardımcı olmak ve farkındalıkları artırmak. Ama bir şey daha söyleyeyim size. Bir örnek daha, çok sorular var ama bir örneği de söyleyeyim sonra. Hiç bitmemiş çünkü bu tartışma. 1960'larda zannedersem Carter'a sendikalar, otomotiv işçileri sendikalara mektup yazıyor. Diyorlar ki duyduk ki otomotiv sektöründe artık robotlar olacakmış. Bu robotlar gelirse biz nice oluruz, biz hepimiz yok oluruz. Robotların girmesine, fabrikalara girmesine izin vermeyin. 1960, hiç tartışmalar bitmemiş. Robotlar o fabrikalara girdi. Ve oradaki insanlar yok olmadılar. İnsanlar daha değerli işler yapmaya başladılar. Onun için bir taraftan evet çok distopik bir tarafı var. Hepimizin böyle sanal bir dünyada yaşaması. Ama bir taraftan da bu şunu da gösteriyor. İnsanlık
artık vaktini yavaş yavaş bu robot dünyasının gelmesiyle birlikte daha değerli bir şeyler için kullanmaya başlayacak. Dolayısıyla Maslow hiyerarşisinin daha tepesine gideceğiz. Onun için distopik taraftayız ama biraz pozitif de düşünmekte fayda var. Yani her neslin öz hakikati var. Metaverse'de yeni her neslin hakikati. Her nesil bir şeyden korkmuş. Biz de birazcık Metaverse'den korkacağız. Ne yapalım? Arkada bir hanımın sualı var. Daha sonra bu masada bir sual var. Salamlar, Havva Səfərova, Ninja Kids Club by LTC rəhbəri və eyni zamanda da blog fəaliyyəti ilə məşğulam. Sualım Akan bəy olacaq, bilinç altı ilə bağlı. Belə deyək, mən öz şirkətimi qurana qədər sektor birbaşa olaraq valideyn və uşaq sektoru olduğu üçün 6 ay müddətində Theta Healing seansları götürüb, onun təlimlərini öyrənmişəm ki, valideynlərin dediyi sözlərdən əslində onların nəyi ima etdiyini başa düşə bilim. Və paralelində də bəzi psixoloji seanslar və s. təlimlərindən keçmişəm. Amma marketingdə sırf bilinçaltını necə ölçümləri? Misal üçün, bayaq Günəl xanım çox gözəl dedi ki, Google yetəri qədər məhsullar verir ki, mən də bir Google fanı olaraq onları çox sevirəm. Amma bilinçaltı marketingdə sırf texniki tətbiq olaraq belli bir tullar varmı bu istiqamətdə? Hansı ki istifadə edə bilərik? Çox sağ olun. Şu an şöyle, Google anlıyorum, güzel, evet. Davranış datası görmek önemli. Dolayısıyla sadece bilinçaltı datasıyla olmaz. Ama sadece Google'a giderseniz çok yüzeysel kalırsınız. Yani davranış datasının arkasındaki derin motivasyonları bulamadan statükoyu kıramazsınız piyasada. Yani lider lider kalır, takipçi de takipçi kalır. Arkadaki derin motivasyonları bulmak, duygusal alanda nerelerde boşluk var, o boşlukları nasıl dolduracağız dediğimizde davranışsal datayı gördüğünüz kadar motivasyonları da bulmanız gerekir. Onun için evet Google datası okumak eyvallah, trend datası ama bu yetmez arkadaşlar. Yani eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ama bu arada şöyle söyleyeyim, lider markayı yönetiyorsanız eyvallah, rahatsınız. Yani sadece davranış dataları ama siz eğer challenger bir markaysanız ve lideri yıkmak istiyorsanız ve insanın günün sonunda kararlarının %90'ının beynin arka tarafından verildiği ve duygusal zekanın olduğu yer burası bu arada. Duygusal zekanın olduğu yerden ve duygularla verildiği. İnsan aslında rasyonel görülmek isteyen hayli duygusal bir varlıktır. Bizim için rasyonelite akıllı olduğumuzun göstergesidir. Biz birbirimize mail yazarken lütfen profesyonel olalım diye yazarız. Tamam mı? Çünkü severiz profesyonel olmayı. Ama bizler hiçbirimiz profesyonel doğmadık. Biz duygusal varlıklarız. Eğer sistemi değiştirmek istiyorsanız, eğer Challenger marka olarak piyasayı değiştirmek istiyorsanız, eğer Garnier olarak Rexona'yı yıkmak istiyorsanız motivasyon bulmak zorundasınız. Derin. Bunu da size Google trendlerinden göremezsiniz arkadaşlar. Google trendlerinden var olan durumu okuyabilirsiniz. Siz var olan durumu değiştirmek istiyor musunuz? Yoksa aynen devam etmesini mi istiyorsunuz? Pozisyonunuza bakar. Peki nedir burada yapılması gerekenler? Zimet'ten bahsediyoruz şu anda. Bu tool'lardan sadece bir tanesi. Ama bu anlamda bizim özellikle odaklandığımız şey discourse analizidir. Tabii ki bizim elimizde şeyler var. Beyin dalgalarını okuyan makineler var. Göz retinasını okuyan makineler. Mesela biz bugün Migros'a gittiğimizde atıyorum tüketiciye gözlük takıyoruz ve gözlük bizim gözlüklerimiz retinayı okuyor. Ve ne, hangi rafa baktı biz ona sormak zorunda değiliz. Görüyoruz göz retinasından neye baktığını. Neye. Ama bu da yetmez. Biz beyin dalgalarını görmek de yetmez. Biz discourse analizi de yaparız. Ve discourse taze ver söylediğiniz örnek tam da o. Discourse analizinde hangi metaforları kullandığına baktığımızda bilinçaltında hangi motivasyonlardan dolayı bunu yaptığını anlamaya çalışırız. Onun için sadece davranışsal data görmek asla ve kati şekilde yeterli olmaz. Ve emin olun şu anda bu enerjiyle bu ülke çok kısa zamanda birbirlerinizi çok, şu anda dostça oturuyorsunuz burada ama birbirinizi çok hızlı şekilde challenge edeceğiniz bir dünyaya gideceksiniz. Tüketici sizden daha çoğunu isteyecek, daha çoğunu isteyecek. O zaman her şey statükoda kalsın, lider lider olsun, challenger da challenger olsun, pazar payları hiç değişmesin diyorsanız Google trendlere bakın. Zaten şunu da söyleyeyim. Ay çok konuştum. Insight bulmak sadece de o da yetmez. Yani Covid ile beraber şunu gördük. Artık hastaneye gitmek yetmiyordu arkadaşlar. Hastaneye gittiğimizde Covid'den dolayı ölmüş sayılıyorduk. Dolayısıyla gitmeden preemptive medicine yükselişe geçti. Preemptive marketing geçecek yükselişe.
Sadece durumu tespit etmek yetmeyecek. Baktım Google'a, durum bu. Ama bu bir tespit. Siz bakıyorsunuz, rakibiniz de bakıyor. Herkes aynı şeye bakıyor. Oradan nasıl bir competitive advantage yaratacaksınız? Tespitin ötesine gitmek için deep işler yapmak zorundasınız. Bu arada agility ile ilgili de bir cümle edeceğim ve susacağım umarım. Agility'ye çok inanıyorum. Çok inanıyorum. Ama şuna çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben buna McDonald's teorisiyle yürüyeceğim. McDonald's diyor ki, biliyorsunuz McDonald's'ın en çok eleştirildiği şey fast food'un zararlı olması. McDonald's diyor ki, benim food'um fast değil. Yapış şeklim fast. İnanmıyoruz ama ayrı. Önemli değil. Dolayısıyla süreçleriniz agile olmak zorunda. Ama düşünmeyi de agility'ye kurban ederseniz hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Bazen düşünmek için vakit ayırmanız gerekir. Bu kadar her şey için agility'yi bu kadar övmeyin. Yani agility süreçlerimizi agile yapacağız, çok hızlanacağız. Ama gerektiği zaman gerekli konularda da deep düşünme yeteneğine sahip olacağız. Onun için Zimet bunlardan bir tanesi. Bu arada bir kitap da öneririm size. Thinking with Metaphoria, Gerald Zaltman, Harvard Business School'un profesörü. Bu arada ortağım da benim. O kitabı okursanız oradan bir şey yaparsınız. Ben hala deep thinking, competitive advantage için önemlidir diyorum. Google size sadece durumu gösterir. Ay susayım ben. Teşekkür ederim Aka. Bu masada bir sual vardı ve son sualı da bu taraftan alacağım. Merhaba, herkese salam. Natiq Mösmol, özümü təqdim edeyim. Sualım belədir, Akan bəyədir. Bilirsiniz ki, bu dəqiqə hal-hazırda dünyada buğda krizisi var. Var. Və bu buğda krizisi iki ölkəyə bağlıdır deyə düşünürəm. Bilinç altından söhbət açdıq, bilinç altından danışdınız. Gələcəkdə belə bir duruma düşməməkdən ötürü insanların beynindən, misal olaraq, buğdayı və yaxud da əkməyi necə çıxarmaq olar və yaxud da hər hangi bir qidanı necə silmək olar olmamış kimi. Yəni bir 20 ildən sonra biz bu duruma düşməyək yəni, belə deyim. Şöyle, çıxarmasaq daha iyi, çünki başqa beslənmə şəkildir. Yəni əkməyi yemeyək. Doğru bir şey söylədiniz, söylə söyleyeyim. Buna sorduğunuz sorunun bir ismi var, nudging deniliyor buna. Yani bunun nudging'i nasıl yapılır bilmiyorum. Nudging ne demek? Aslında bilinçaltına sinyaller göndermek. Dolayısıyla mümkün mü böyle bir şey? Mümkün. Doğru mu bilmiyorum. Çünkü aslında bu anlamda beslenmemizin en önemli taşıyıcı taşlarından bir tanesi olduğu için kuvvetli ihtimal açıktan ölürüz eğer insanları ikna edersek budaysız yaşamaya. Ama nudging diye bir şey var. Örnek vereyim mi size? Bunu ama düşünme gerekiyor. Mesela aynı soru değil ama paralelde bir soru. İngiliz hükümeti vergi toplamakta zorlanıyor. Ve diyorlar ki biz nasıl bu insanlara vergi ödemenin önemli olduğunu, ödemezseniz ayıp bir şey olduğunu hissettiririz. Sürekli de tehdit etmek de istemiyorlar. Sürekli tehdit eden, bak evini alırım, bunu alırım demek istemiyorlar. Nudge bu demek, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ben vergi ödemiyorum, könül vergi ödüyor. Biz ikimiz komşuyuz. Data'ya giriyorlar, nasıl bir nudging yaptıklarını söyleyeceğim. Könül'ün ödediğini bana mektupla yazıyorlar. Ve diyorlar ki komşun, könül, vergilerini düzenli bir şekilde ödüyor. O dürüst bir insan. Sen niye ödemiyorsun? Bu kadar. Delicesine vergi ödeniyor. Şimdi bu mümkün mü sorunuz? Mümkün. Yapmamız gerekiyor mu? Emin değilim. O ayrı da. Ama buna nudging deniliyor. Yine bir kitap önereceğim. Size Sunstein and Teller'dan Nudging diye bir kitap var. Tam da bunu anlatıyor. İnsanların bilinçaltına sinyal göndermek ve onlara bir şeyleri söylemeden, o farkında olmadan dahi bilinçaltına şeyi yollamak. Bir tane daha söyleyeyim mi ya nudging? Ben nudging'i yarın tam da bunu anlatacağım bu arada. Nudging'i anlatacağım. O zaman onu yarın anlatırsın Aka. İyi tamam sustum. Yarın gelin, yarın anlatacağım. Yarınki sunumum tamamıyla bu sorduğunuz sualla ilgili. Tamamıyla nudging nasıl yapılır ve insanların bilinçaltına nasıl pazarlamacılar sinyal yollarlar. Vasif Meryem'in sualı var. Son o sualla da bağlayalım. Bu arada çok çok maraklı danışırsan Akan, auditoryada maraklıdır. Sorular çoktu. Sabah yine bir Akan'ın solo bir çıkışı var. Onu da dinleyin. Orada da sorular verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben de Akan Bey'e teşekkür ederim. Biz zaten birinci panelde bu kültürün biznese tesirinden danıştık.
brandinge təsirindən danışdıq və çox xoş oldu ki, siz o konulara, o məsələlərə toxundunuz. Bir sual, bir məqama toxunacağım. Bir sual verəcəm, bir məqama toxunacağım. Məqam ondan ibarətdir ki, siz bilincaltı məsələlərə toxundunuz. Artıq biz elə bir dövrə gəlmişik ki, bilincaltı kolonializmi, bunu demək olar, əgər əvvəllər topraq kolonializmi vardısa, şimdi bilincaltı kolonializmi və artıq bu biraz zəka işqalçılığı, böyle söyləyelim onu, yani böyle bir dövrə girmişik və bu biraz bunun da sorğulanma sorğulanacaq bir mövzudur. Çünki metaverse və bu cür texnoloji şeylər bütün insanlar üçün eyni deyil. Yəni silent majority deyilən bir qrup var ki, əgər 7 milyardan çox insan varsa, bunun 1 milyardı bu konularda varsa, onun 6 milyardı suskun və biraz kənarda. Onların hamısı bu yeni jenerasyon proseslərinin içində olmayacaq. Ona görə orada yenə də bizim kimi düşünən o offline, online dünyaya ayıracak insanlar yine de olacak ama o dövrde onlar arasında bir zeka savaşı olacak. Çünkü indi biz köhne yeni nesil kimi bakırıq ama gelecekte yeni neslin öz arasında buna yetişmeyen nesiller arasında bir savaş var. Soruya geldikte siz Azerbaycan'ı söylediniz ki araştırırsınız kültürüyle. Bugüne kimi ne hansı kanaate geldiniz? Yani neyi keşfettiniz Azerbaycan'da? Yani bugüne olan son durumda... Onu vermesem olur mu? Çünkü şu anda o bizim şimdi know-how'umuz, şimdi burada bunu tamamıyla paylaşsam ama ilk kısımdan gideyim. Kolonyalizm noktası çok önemli. Çok önemli bir şey söylediniz. Biz zihin savaşı olduğu kesin. 8 milyar insanın 3 milyarı ki burada, bu odadaki herkes dijital gözlem altında. Bu ne demek? Her gün sosyal medyada bıraktığınız izler dataya dönüştürülüyor. Ya da kredi kartınız ya da bilmem neyle. Ve o data başka bir yerlerde işleniyor. Günüzün %40'ı hayatınızın %40'ı demek. Azerbaycan'da 75 yaşına kadar ortalama yaşıyorsunuz. Bu da 30 yılınız data demek. Metaverse olunca bu %60'a çıkacak. 50 yılınız data demek. Dolayısıyla birisi bunu burada kolonyalist davranıyor ve bunu işliyor. Ve bunun nasıl işlendiği ve bunun ne demek olduğunu, burada insan haklarının ne olduğunu, mesela biz bilinçaltı data işliyoruz ama bazı konularda mesela çok strict şeylerimiz vardır, kodlarımız vardır. Nereye kadar gideriz, nerelere, biz çünkü korkuları da görebiliriz. Biz korkuları da manipüle de edebiliriz. Mesela bunu yapmak istemeyiz. İnsanların korkularından faydalanmak istemeyiz. Dolayısıyla kolonyalizm çok güzel. Ben kullanacağım bu kelimeyi bundan sonra. Çünkü gerçekten bir zihin savaşı var. Ve birileri zihnimizi kontrol etmek istiyor. Ki bugün bütün sosyal medyalarımız aslında tamamıyla kontrol altında. Biz zannediyoruz ki sosyal medyada özgürüz. Sosyal medyalar algoritma dolu. Facebook'ta 100 arkadaşınız olabilir. Ama arka taraftaki yazılım sizin kime en çok benzediğinize bakıyor. Oradaki benzediklerinizden 5-10 kişiyi seçiyor ve bundan sonra sadece 10 kişiyi gösteriyor size. Ve siz, buna da Room of Echoes deniliyor, Chamber of Echoes. Siz dünyayı ve Azerbaycan'ı anladığınızı zannediyorsunuz sosyal medyadan ama tek gördüğünüz size benzerler. Dolayısıyla Room of Echoes niye? Sesiniz yankılanıyor, kendinizi duyuyorsunuz ve zannediyorsunuz ki Azerbaycan'ı görüyoruz. Azerbaycan kültür çalışmasında, bu arada Azersun'un da çok büyük bir payı olduğu için karşınızda, o birazcık insight vermek istiyorsa Azersun size verebilir. Ama bizim kendi yaptığımız çalışmalarla ilgili biz konuşalım diyeyim. Yani ayrıca insight'ları paylaşmış oluruz. Bilmiyorum Azersun'u zora soktum mu şu anda ama insight'ların bir kısmı şu an Azersun'da. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim Akan, Günel Hanım. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için bilirim sizin de ezemiyetiniz var. Zaman ayırdınız. Size de dinlediğiniz için, hiç salondan çıkmadığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.